Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün köpeklerin vücut yapıları ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar köpeğin mesela bizim haydut şu anda aldığımızda hafif kırçıllık olan. Mesela kulağı kesik olduğu zaman daha da şey olur. Tipi teşkilatı yerinde. Kuyruğu da alıyor arkadaşlar sırtına. Şu anda böyle duruyor ama şeyden sıcaktan. Kuyruğunu da sırtına alıyor. Şimdi arkadaşlar bu köpeğe diyorlar ki bazıları der ki atletik. Ben de soruyorum nereden biliyorum. Bazıları der çok burçul. Nereden biliyorum? Bazıları der çok uysal. Nereden biliyorum? Arkadaşlar ne demek istiyorum? Bir köpeğin ne olduğunu, tipine, teşkilatına bakarak kestiremezsiniz. Sadece tahminde bulunabilirsiniz. Ama ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır. Şimdi bu köpeğin ne olduğunu kimse kestiremez. Nasıl bir köpek olduğunu yetiştiren sahibi hariç kimse kestiremez. O da karakterini bildiği için kestirir. Şimdi arkadaşlar soyunu da bilir tabii. Soy çok önemli. Şimdi benim demek istediğim arkadaşlar bir köpekte tip, teşkilat, yakışıklık. Ya, yani yakışıklık derken yani görecelidir o. Kimin nasıl hoşuna gidiyorsa o tarzda köpek beslemesini istiyorum. Benim çok sevdiğim köpekler, köpek cinsi işin gerçeği kalın köpekler arkadaşlar. Kalın, tabii kalın ve ne kadar iri olabilirse olsun. O tarzda köpekleri seviyorum. Tabii kalın hantal değil arkadaşlar. Onun bir kalınlığı var. Bir derecesi var. Mesela gürün, mesela samuray bu standartlarıma benim uyan. Tabi boyları biraz daha büyütmek lazım. Onun için arkadaşlar diyeceğim gibi mesela gürün kızı, gürün oğlu. Bu da apayrı. Buna hiç benzemiyor. Ama bak rengi de sarı. Sarı diye şey değil. Bazı arkadaşlar da diyorlar. Şöyle diyeyim. Mesela şu çift tırnak takılanlar var çok arkadaşlar. Çift tırnak. Biz ona çift mahmur diyoruz. Benim köpeklerimin %90'ında o vardır. Ona takılanlar var. Ona renge takılanlar var. Buyurun üstünde siyah leke olacak diyorlar. Yani bir tane köpek çıkmış öyle kuyruğun üstünde siyah leke. İyi olmuş. Sanıyorlar ki tüm köpekler öyle olacak. Tabii onu çektikleri enikler de ona benzeyen de o da iyi olunca sanıyorlar ki hepsi öyle değil. Dilinde leke olacak. Ben lekesi. Söylenenleri söylüyorum arkadaşlar. Sonra alnında bunu ben de çok şey yapıyorum dikkat ediyorum. Alnında şu sivrilik olacak. Yüzünde ben olacak. Gözünde çekiklik olacak. Şudur budur yani bir sürü şeyler var arkadaşlar. Şu tırnaklar, parmakların uzunluğuna dahi şey yapıyorlar. Yani herkesin takıntıları var. Allah herkesin gönlüne göre versin ama bunlar hepsi tasafisu arkadaşlar. Yani benim köpek aynı köpeğe çekiyorum. Tuhaf tuhaf köpekler çıkıyor. Ha soyunda şey mi var desen yok arkadaş soy değil. Mesela anne tarafına çeker. Şu çeker, bu çeker. İlla ki her zaman dediğim gibi çektiğiniz köpek dişi erkek kadar önemlidir. Erkek kadar önemli dişi de. Onun için dişe dikkat etmek lazım. Hangi dişe çekeceğimizi. Onun için köpeklerde şekil çemal aramıyoruz arkadaşlar. Diyeceğim. Bunu ben size bir antiparantez olarak söyleyeyim. Biz karakter arıyoruz. Soyun sağlamlığını arıyoruz. Sağlam derken arkadaşlar koşturdu mutlaka olması lazım.
Zaten orada gitmeyin köpek. Yani her zaman sizi şey yapar. Yarı yolda bırakır arkadaşlar. Yani besliyorsanız sağlam soylar besleyin. Ki bizim bu sağlam soylar tutulsun yani elimizde kalsın. Tutup da kötü köpekler besleyip de sonra ben mesela geçenlerde bir video izledim. Kangalı bir orada deniyorlar yurt dışında. Onunla ilgili video yapmayı da düşünüyorum. Utanç verici. Ayı gibi. Ama karma. Şey değil. Saf değil. Malak karması. Ama çok yakışıklı bir köpek. Kurdu görüyor kaçıyor. Bu yurt dışında yapılmış. Test. Kangal testi diye. Tamam kangal test yapıyorsun da. Zaten bu kangal değil. Yani yanlış. Kangal olmayan bir köpeği getiriyorlar. El bebek, gül bebek yetiştiriyorlar. Sonra onun oraya koyuyorlar. Kuttan kaçıyor. Kangal işte burada gene ne devreye giriyor arkadaşlar? Kangalı yanlış tanıtmak bir. İkincisi kangal deyip dışarıya değişik köpekler kakalamak. Bizim anti reklam oluyor. Bizim için anti reklam oluyor bunlar. Yetiştirme tarzından da gelir tabi. İlla ki o köpeğin nasıl yetiştiğini. Ama özünden geldiğinde mesela şimdi ben o videoyu izledikten sonra dedim ki ya dedim bunlara dedim keşke benim köpeğimin bir şeyini yani o kangal şeyini kurdun yanına benim köpeğimi bir getirseydin dedim. Tamam mı? Köpeğimi bir gönderseydin de kangalın ne olduğunu bilsinler diye mesela. Benimkiler kangal demiyorum gerçi ben kurtçul diyorum da yani yurt dışındaki köpeğin Türkiye'deki köpeklerin nasıl kurtçul olduğunu göstermek istedim orada anlatabiliyor muyum? Direkt milliyetçi duygularım kabardı. Diyeceğim arkadaşlar herkes hepsi de kangal da olmuyor hepsi de iyi köpek olmuyor ama dediğim gibi işte biz özümüzde Anadolu'da iyi köpekler beslersek iyi köpeklerin kanlarının elimizde kalırsa dışarıda da bizi mahcup etmezler. Ha mesela güzellik yarışmalarında falan dereceler almışlar falan 10 numara şeyler yapıldı. Yani bunun devamı gelecek inşallah. Biz güzellikte de her şeyde bizim kangallar arkadaşlar şey yapar. Allah'ın izniyle. Bizim Anadolu aslanları da yapar. Arkadaşlar bu videoda genel olarak bahsetmek istediğim köpeklerin rengine, boyuna, posuna şeklinde şemalli arkadaşlar aldanmayın. Vay şu kangaldır, vay şu köpek daha iyidir değil arkadaşlar. Senin gözüne ne hitap ediyorsa. Senin yani hangi ben mesela benimkini söyleyeyim arkadaşlar. Ben sarıları seviyorum. Belki devamlı sarı köpek olduğu için biz de alışmışızdır ama sarı köpeği ben seviyorum. Bazıları da mesela kırçılı seviyorsa kırçılı alacaksın arkadaşım. Yani kırçıl sarıdan iyi olduğu için değil. Sakın kendini kandırma. Kırçıllar daha iyidir. Kendini kandırmana gerek yok. Sarı da kırçıldan iyi değildir. Kırçıl da sarıdan iyi değildir. Renkten yani belirlenmez iyiliği arkadaşlar. Onu demek istiyorum yani. Onun için sizin gönlünüze ne hangi renk hitap ediyorsa o köpek o tarzda köpekler yani o tarzda derken o renkte köpek besleyin. Karakteri soy artık sizin ne aradığınıza bağlı. Ben mesela koyurdum mu gidecek. Kurdu kuşu hiç dinlemeyecek. Yani o tarzda köpek seviyor. Sert karakterli. Onun için o tarzda köpek besliyor. Ama herkese de bu tarzda köpekleri tavsiye ederim. Çünkü ilerisini ileriye taşımak için. Bunları bir ileriye zamana taşımak için. Tabi diğerlerine atın şey yapın demiyorum ama mesela en ilk besleyecek adam beslemişken iyisini beslesin ki yarın o doğuracak, onun yavruları olacak filan nesil yani bu Anadolu'da aslanlarımızı daha bir üst seviyeye taşımak için. Üst seviye değil, en azından o şekilde koruyup gidebilirsek ne hale arkadaşlar. Arkadaşlar burada diyeceklerim bunlar. Sabah geldik, aslanlar da başımı bekliyor. Şimdi direkt içeri girip kulübelerine yatacaklar. Ama ben burada olduğum için gidemiyorlar. Burada şey yapıyorlar, başımı bekliyorlar. Şöyle bir çekersen gidelim artık. Arkadaşlar bizden
Bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.